Merhabalar sevgili Burç TV takipçileri. Sizler için tekrardan bir fal kapattım. Şimdi ilk izleyenler için tekrardan anlatayım. Eğer ki bu videoyla karşılaştıysanız enerjisel olarak çektiğinizi düşünüyorum. Şimdi gözlerinizi kapatın. Şöyle bir 10 saniye birini düşünün. Ya da kendinizle ilgili bir konuyu. Bu haftayı, bu ayı ya da yani kafanızdaki bir konuyla ilgili bir mesaj almak istiyorsanız o konuyu düşünün. Ben açıp herkesin baktığı gibi bir fala bakayım. Bakalım düşündüğünüz niyetle örtüşen şeyler çıkacak mı? Ben enerjiye inanıyorum. Eğer ki şu anda bu videoyla karşılaştıysanız boşuna karşılaşmadınız. Muhakkak size bir mesaj vardır gibi düşünüyorum. Bu tarzda binlerce video var kanalımda. Girip onlardan bir tanesinde herhangi bir şey için dileyip dinleyebilirsiniz. Kendiniz için, çocuklarınızdan biri, sevgiliniz, eşiniz, herhangi biri, bir arkadaşınız için de niyet edebilirsiniz. Ya da arkadaşlarınızdan birine çok uyan bir falsa ona da yollayabilirsiniz. Belki de onun niyetidir, onun kısmetidir. Bu arada hala kanalıma abone olmayanlar varsa abone olursanız sevinirim. Ve gerçekten videomu beğeniyorsanız videolarımı beğene basarak ya da işte yorumlar yaparak beni desteklerseniz sevinirim. Şimdi karşınıza çıkan bu videoda bakalım neler çıkacak? Hemen şöyle yavaşça açıyorum. Şöyle ben de bir bakayım, sizler de bir görün. Bakın burada bir tane temiz bir haberiniz var. Böyle ayaklı bir yerden böyle yürüyerek birisi size gelip bir haber getirecek. Yani nasıl diyeyim? Yani böyle bir telefonla değil, bir mail olarak değil. Yani birinden bir haber alacaksınız. Bakın böyle temizhaneye bir haberiniz var. O kişi, yani bir kişi size daha doğrusu o haberi getirecek. Çok çok tertemiz bir haber sizinle ilgili olabilir. Yani bir tahlil sonucunuz vardır ama hani siz açıp bakmayacaksınız da biri bakacak ve size söyleyecek. İşte ne bileyim bir iş ayarlıyor belki bir işle ilgili, okulla ilgili, sınav sonucuyla ilgili. Bir kişi söyleyecek, temiz haberi verecek. Çok çok sevineceksiniz böyle. Bakın böyle hanede bir insan var. Biraz burnu hafif sivrice çıkmış. Böyle biraz kalıplı bir insan. Hani boyu çok uzun değil belki ama hani böyle kalıbı çok böyle genişçe bira gibi böyle hafif. Bu kişi böyle bu haberin yolunu gözlüyor. Haneden biri siz olabilirsiniz belki yine ya da haneden biri bu haberi dört gözle bekliyor ve çok çok sevineceksiniz. Çok güzel bir haber alacaksınız ve ilk gördüğüm şey buydu. Sizi mutlu edecek bir haber. İçinizdeki böyle kara bulutların dağıldığı bir döneme giriş yapmışsınız. Yani artık böyle hafif hafif hayatınızda böyle beyaz bulutlar açıyor. Hani şey nasıl diyeyim? Hani böyle kara bulutlar gitmiş daha doğrusu açılmış gibi daha doğrusu. Böyle bir rahatlama dönemi. Şöyle de şurada da bir şey görüyorum. Bakın burada birisi var. Sanki böyle elinde bir tane mikrofon var. Bir şey anons ediyor. Bence yine bu hane ile ilgili, aile ile ilgili güzel bir gelişme olacak. Yani biri sınavı kazanacak, biri hamile ya da birinin tahlil sonuçları temiz. Çok beklenen bir haber. Belki de bir düğün ilanı. Hani nişan, söz, nişan. Böyle sanki birisi eline mikrofonu almış ve anons yapıyor. Güzel bir gelişmeyi lanse edeceksiniz. Böyle dışarıya yansıtacaksınız ailece. Haber vereceksiniz o güzel haberi de. Sonra böyle dışarıya sevdiklerinize paylaşacaksınız gibi çıkmış. Şurada böyle iki kişi var. İki kişi bir araya gelip böyle bir konuda çok derinlemesine konuşacaksınız. Yani bir konu var sanki hep böyle üstü örtülmüş örtülmüş ama sanki zamanı gelmiş artık böyle derin derin o konuyla ilgili konuşmak gerekiyormuş gibi. İki kişi böyle bir araya gelip bir konu hakkında böyle çok derin konuşacaksınız. Çok keyifli bir sohbet olacak bu. Çünkü hani böyle artık zamanı gelen bir şey. Yani belki uzun zamandır birlikteliğiniz varsa artık bunu böyle bir derinleştirmek, evliliğe götürmek, daha ciddi bir boyuta taşımak. Bir işse hani kafanızda planlıyordunuz falan artık olgunlaştı onu hayata dönüştürmek gibi. Güzel bir konuşma olacak. İyi gelecek de size sanki ya da işte bu tuttuğunuz kişiyle de alakalı olabilir. Burada biri var haneye çok hızlı geliyor bakın böyle koşa koşa geliyor ama biraz öfkeli biri gelecek böyle çok öfkelenmiş bir şeye kızmış biri böyle hararetli bir şekilde haneden biriyle konuşacak ama bu hani ille kavga edecek anlamına gelmiyor ama böyle nasıl diyeyim böyle biraz da şey gibi çıkmış öfkeyle gelecek ya yani duyduğu bir şey belki de hani yani yanlış bir şey birinden duymuş olabilir kulağına sizin o başkasına söylediğiniz bir şeyi duymuş gibi gelebilir ama hani sanki yanlış anlamış gibi. Biraz böyle bir öfkeyle haneden birine bir çıkışacak. Bir sinirle haneye girişi var sanki. Böyle eli kulağında gelmek üzere gibi.
Şimdi şöyle bir bakalım başka neler çıkmış. Bakın şurada kalabalıkta çalışan insanlar var, böyle bir kalabalığın içerisinde. Yani bu bir atölye gibi, bir fabrika gibi, belki büyük bir şirket gibi. Bir yerde çalışan insanlar var ve orada bir insan var. Böyle koşmaya başlıyor. Yani burada bir işle ilgili bir gelişmesi olacak. Haneden birinin işiyle ilgili güzel bir gelişme olacak. Koşması burada şey anlamına geliyor. Hani bence ilerleme kat edecek. Yani haneden birisi eğer sizseniz de bu çalıştığınız ortamda bir böyle terfi alabilirsiniz. Küçük bir maaş zammı bir şey ama güzel bir gelişme olacak hayatınızla ilgili. Bu size iyi gelecek sanki. Böyle onun haricinde bir bakalım şöyle bir daha. Şurada küçük küçük harfler çıkmış. İsminde R, I, S, T ve U harfleri olan bir kişi var etrafınızda. Böyle gözleriyle sürekli etrafınızda sizi izliyor. Bu kişi size bir şey söylemek istiyor ama sanki uzun zamandır söyleyemiyor gibi. O kişiden bir haber alacaksınız. Karşılıklı bir konuşmanız olabilir o kişiyle. İsminde bir de A harfi var gibi. Geçmişten kalan ya bir davanız ya bir konunuz ya bir şey var. Anlatmak istediği anlatamadığı sanki böyle içinde tuttu. Sanki o konuyla ilgili bir konuşmanız olacak. Yakın zamanda karşınıza çıkabilir bu kişi. Şurada şöyle elini uzatmış bir şeyi yakalamaya çalışan bir insan figürü var sanki. Etrafınızda biri var, bir şey için çok mücadele ediyor. Yani sınavı kazanmak istiyor ya da o işi kazanmak istiyor, işte bebek sahibi olmak istiyor bir şey için ama çok çabalıyor. Yani siz düşünün artık etrafınızda biri var. Sürekli bir mücadelenin içerisinde tam böyle eliyle yaklaşıyor, tam yakalamak üzereyken kaçırdığını düşünüyor ya da birkaç kere kaçırmış. Yani böyle işte bir kere sınavı kazanamamıştı, bir kere olmamış, denemiş bebek ya da işte o ilişkiyi denemiş ama istediği rayına sokamamış gibi gibi düşünün. O kişinin elinde bir engel var. Sanki o engeli atlatsa ya da böyle bir şey yapması gerekiyor. Yani yolu ya da yöntemi değiştirmesi gerekiyor gibi. İşte çalışması için farklı bir yöntemle çalışması lazım artık. İşte ne bileyim bebekse belki başka bir doktor. İşte ne bileyim o ilişki gitmiyorsa artık biraz daha farklı bir duruş sergilemesi gerekiyor. Küçük bir yön değişikliği olacak o kişinin ve ondan sonra böyle çok daha hızlı hedefine ulaşacak. Böyle eliyle artık dokunuyor gibi çıkmış. O istediği şeye daha çabuk ulaşabilecek sanki. Şurada etrafınızda bir de yine ya da siz de olabilirsiniz. Hafif kilolu bir insan var. Sırtı geniş insanlar vardır ya, böyle bacak ve kalçadan itibaren daha biraz incedir ama sırt kısmının daha üst bedeni daha geniş bir insan var. Bu insanın böyle kafasında bir soru işareti var. Sürekli böyle öğrenmek istediği bir konu var. Biriyle ilgili olabilir, kendiyle ilgili olabilir. Bir arayış içerisinde bir şeyin cevabını bulmaya çalışıyor. O kişi böyle yakın zamanda sanki o aradığı şeyi, kafasındaki soru işaretinin cevabını bulacak. Ya da böyle bir yüzleşecek. Bir yüzleşmesi çıkmış. O aradığı şeyle ilgili bir yüzleşme çıkmış. Şurada tekrardan yine böyle çok aşağıda bir kişi var. Sanki böyle en az iki tane çocuğu var. Çok, yani en az iki tane, bir tane değil ama iki, üç olabilir, dört olabilir. Yani ikiden fazla, çok daha çocuklu gibi gözüküyor. Tek çocuklu değil. Bir insan, bir aile var. Bu aileye bir haber gelecek. Kişi böyle bu aile nasıl diyeyim, yani karı koca bir şey yapmaya çalışıyorlar. Başka bir yere taşınmak, başka bir iş değişikliği, işte ne bileyim bir yuvasıyla ilgili bir ev almak, bir şey yapmak falan filan. O kişilere güzel bir gelişme olacak. Etrafınızdaki bir insanlar düşünün, yani kardeşiniz olabilir, çocuklarınızdan biri olabilir vesaire. Ama dediğim gibi hani çok çocuklu gibi gözüküyor. Yani bu en az iki diyelim ya da. O insanlarla ilgili bir gelişme olacak ve çok mutlu olacaklar. Bunun haberini alabilirsiniz. Yakın zamanda güzel bir gelişme olacak hayatları ile ilgili. Bir de tabağımıza bakalım. Tabağımızda neler çıkmış? Bazen tabakta da daha fazla şey çıkabiliyor. Hemen şöyle bir. Genel anlamıyla temiz bir falama bu. Yani böyle bir sıkıntı, bir dert yok. Biraz ferahlama dönemi sanki. Biraz böyle rölantiye almak mı derler? Yani bir şeyleri böyle durduracaksınız. Ne dert edeceksiniz, ne çok yoracaksınız kendinizi. Biraz böyle dinlenme, sorgulama hayatı, sakinleşme dönemi gibi bir dönem yaşayacaksınız bu aralar. Artık bu video ne zaman karşınıza çıkarsa o dönem diyebiliriz. Bakın bir insan var burada ayakta. Çok güçlenmiş gücü aslında ama elinde de bir kuş var. Bir haber alacaksınız. Yani öyle bir haber ki bu haber sizi çok güçlendirecek. Bakın olduğunuz konumdan daha büyük bir konuma geçeceksiniz ama bu ille böyle iş gibi, iş yerinde bir konum sahibi olmak gibi düşünmeyin. İş yerinde de olabilir, aile içerisinde daha iyi bir konum olabilir, psikolojik olarak güçlenmek olabilir. O aldığınız haber sizi öyle güçlendirecek, öyle mutlu edecek ki
Sadece tabakta çıktığı için biraz vadesi, biraz vakti var belki. Ama aşırı derecede böyle sizi güçlendiren bir haber bakın gelip konmuş. Çok mutlu olacaksınız. Bence ya da bu kişi kimse, bunu kime tuttuysanız o kişinin. Ama tabii ki de tabakta olduğu için vadesi var. Şurada da aslında şöyle bir 7 rakamı gibi çıkmış. Ama şöyle şuradan bakınca 7 ama bir de böyle ters 3 gibi de çıkmış. 3 ile 7 arası diyebiliriz. Yani 3 ay ile 7 ay içerisinde, 3 hafta ile 7 hafta arasında gibi. Bir süre içerisinde aldığı haber onu çok güçlendirecek. İnşallah öyle olsun. Bakın böyle bir yolunuz var. Merdiven gibi yukarıya doğru çıkan. Şurada baş başa iki kişi var ve merdivenlerin başına gelmişler. İki arkadaşınız da olabilir. Bu bir ilişki başlangıcı olabilir. Yani biriyle, hayatınızda biri yoksa bir başlangıç, bir hayatınıza aldığınız insanla bir yolda ilerleyeceksiniz. Ama bu ilerleme normal bir yol olmayacak. Merdivenleri tırmanacaksınız. Yani güzel bir birliktelik, güzel bir arkadaşlık, bir iş kuracaksınız. İyiye giden bir iş. Yani her neyse bu iki kişi yol aldığınız şey, o kişiyle gittiğiniz yol sizi yukarıya, tepeye çıkaracak. Belki iki arkadaş bir spora başlayacaksınız ama işte hiçbir zaman almadığınız kadar fazla sonuç alacaksınız. Hayatınıza biri girecekse bu kişiyle olan birliktelik direkt yükselecek, güzel olacak. Her neyse bu iki kişinin yukarıya doğru tırmanışı ve bir başlangıç var burada. Şurada dans eden insanlar çıkmış bakın sanki. Böyle herkes dans ediyor. Bir düğün, bir eğlence, bir parti, doğum günü gibi bir ortama girebilirsiniz. Çok keyifli, temiz bir ortam. Burada biriyle karşılaşacaksınız. Size yine bir haber çıkmış, bir haber verecek. Güzel bir haber alacaksınız. Ya da işte bir haber alacaksınız ve artık bir düğüne gideceksiniz. Bir söz, bir nişan, bir eğlencenin içerisinde bulabilirsiniz kendinizi. Yakın zamanda ama tabakta çıktığı için çok yakın değil. Belki 3 haftadan sonra gibi düşünün. Düğüne, bir nişana davet edilebilirsiniz. Böyle bir kalabalığın içerisine girebilirsiniz. Orada da aldığınız haberle çok mutlu olacaksınız. Keyfiniz yerinize gelecek sanki. Onun haricinde bence güzeldi. Temiz bir faldı. Hani böyle çok aksiyonlar değil belki ama bu ara daha böyle sakin, stabil, dertlerinizi falan her şeyi biraz ötelediğiniz, biraz da böyle kafayı dinlediğiniz güzel güzel gelişmelerin hani böyle arifesinde bir zaman dilimi olacak sizin için gibi. En azından bu videonun, bu kahve falan size verdiği mesaj bu bana göre. Ama yine güzel olumlamalar yaparak bitirelim. Her ne dilediyseniz en başta hepsi gerçek olsun diliyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.